Merhaba, kontraya çıkıyoruz. Ben Onur Tuğrul, Evren Göz ve Ahmet Ercanlar'la birlikte haftayı değerlendireceğiz. Özellikle son haftalarda hiç olmadığı kadar çok yoğun bir gündem var elimizde. Çok fazla bilgi var. Hatta şöyle söyleyelim. Programa girmeden önce Evren birçok telefon konuşması yaptı. Galatasaray yönetiminden, Galatasaray'a yakın isimlerden, camianın önde gelenleriyle birçok konuşma yaptı ve bana biraz müsaade edin. Ben biraz notlarımı toparlayayım, öyle geleyim yanınıza dedi. Ben önceden çalıştığım için ben rahatım. Ahmet'in ceketini şu an fark ettim mesela. Evet. Nasıl? Gerçekten piyanomuz varsa... Evlendiriyoruz yarın. Piyanomuz varsa... Evliymiş zaten. O yakışıklı da kim? Aa, benmişim. Çok güzel, çok şık. Gerçekten çok güzel. Evet, gerçekten. Sağ ol, çok teşekkür ederim. Yakaladı, çok güzel. Gündem çok yoğun. Tolga Yazsan özel röportajımız var. Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra ilk kez röportaj verdi Tolgay. Haber Global'e, Kontra programına konuştu. Yağız Sabuncuoğlu, kameraman Bülent Akdeniz'le birlikte gittiler. Harika bir röportaj, geniş 20 dakikalık bir röportaj var elimizde. Onu size göstereceğiz. Bugün Başkan Ali Koç spor müdürlerine bu yeni projeyi ve kulüpte son gelişmeleri anlattı. Oradaydım. Oradaki detayları size anlatacağım. Henüz çok büyük bir kısmı basına yansımadı. İlk kez duyacaklarınız olacak. O kısım önemli. Dün Türkiye Futbol Federasyonu kulüplerin menajerlere ödediği paraları açıkladı ama bazı kulüplerin itirazı vardı. Bazı acaba sorunlar mı var burada diye bir polemik doğdu hem sosyal medyada hem de spor kamuoyunda. Bunun arkasındaki gerçekleri kulüplerdeki ve tabii ki spor camiasındaki muhataplarına sorduk. Onlardan aldığımız cevapları ve grafikler üzerinden sayılarla sizlere anlatacağız. Ali Koç'un şok olduğu, onların da son anda önlerine çıkan, daha önceden onlara söylenmemiş bir ödeme çıktı son anda. Bunu Ahmet Ercanlar size açıklayacak. Galatasaray yönetiminin yol haritasıyla biraz sonra başlayacağız zaten. Mustafa Cengiz yönetimi ne yapacak? Camia nereye gidecek? Şu andaki hukuki süreç nereye varıyor? Finansal fair play ile ilgili kısmı Galatasaray nasıl hallediyor ki? Burada çok ilginç detaylar var. Bunları anlatacağız. Geçtiğimiz günlerde Arda Turan ve Fatih Terim arasında kimsenin bugüne kadar gündeme getirmediği, bilmediği bir telefon konuşmasına ulaştık. Burada neler konuşuldu? İlk kez temas kurdu bu ikili. O detayı da sizlere aktaracağız. Beşiktaşlı Dorukhan son dönemin yükselen yıldızı. Beşiktaş'ta neler oluyor derken Dorukhan'a bir Alman takımı talip. O takımın kim olduğunu ve oradaki sürecin nasıl işlediğini sizlere anlatacağız. Beşiktaş'taki tabii ki mali anlamda da son detayları size anlatacağız derken zaten yoruldum. Bir acaba başlayabiliriz aslında. Başlayabilir miyiz? Ben de süper. Evren de hazır. Hepsini, bu program içinde bakalım. Evet, nasıl yetiştireceğiz bilmiyorum. Hızlı gidelim. Biraz Evren, Galatasaray yönetiminin ne yapacağını herkes çok merak ediyor. Bir seçim kararından bahsetmedi. Geçen hafta ben o toplantıya gittim Mustafa Cengiz'in basın açıklamasına diyelim. Toplantısına değil 6 dakikalık toplantıya. Evet. Orada bir seçimden bahsetmedi. Şu anda yol haritasına. Yani şimdi tabii çok uzun bir konu. Önce o günden başlamak lazım. Yani genel kurulun olduğu günden. O gün Galatasaray yönetimine bence hani şahsi fikrim çok büyük ayıp edildi. Çünkü ciddi anlamda takımda bir şeyler yoluna girmeye başlamışken ki bunun en son örneği 75 milyon liralık bir ödemedir. Bunu Sayın Başkan Mustafa Cengiz zaten kürsüden de söylemişti, daha önce de belirtmişti. 75 milyon liralık ödeme olmasaydı UEFA'dan borçsuzluk kağıdının gelmemesi durumunda sıkıntıya, çok büyük sıkıntılara girilebilirdi. O gün gerçekten Galatasaray tarihine geçen bir gün, geçen hafta işte bu saatlerde biz programdaydık. Ciddi anlamda şey olayı da doğru. Telefon açıp çocuklar gelsin olayı da doğru. Yani son dakikalarda o gelen grup da doğru. Yani programda da söylemiştim ya sana, hani başkan biraz daha orada... grubu toplayabilseydi, biraz daha dursaydı o oy farkına hiç gerek kalmadan çıkılabilirdi diye. Gerçekten de Ankara'dan bir grup var örneğin. Yarısı kaldı, yarısı gitti. Oradaki grubun gitmemesi halinde bunları konuşmayacaktık bir. İkincisi dönem arkadaşları olan yönetimden insanların arkadaşları son dakikalarda gitmişler. Hatta evetlerin fazla olduğunu düşünüp el kalktıktan sonra gidenler olmuş. İkinci gruba kalamayanlar olmuş. Yani gerçekten 13 sayı belirledi. Evet evet. Yani çok tarihi bir gün ve 2011'e çok benzemiyor aslında Adnan Polat'ın ibrasızlık dönemini. Şöyle başlayalım. 75 milyon lira nasıl bulundu? Nasıl ödendi? Bu 75 liranın ne olduğunu açar evet, mısın biraz? Evet. Yani orada 75 milyon liralık bir ödeme bu oyunculara ve borçsuzluk kağıdının alınmasıyla beraber anında günü geçirmeden ödenmesi gereken bir miktar. Bahsettiğimiz miktar da 75 milyon lira. Bunun bulunması
bazı yöneticilerin kendi şahsi mal varlıklarından evlerini dahi oraya koyacak şekilde emek verdiğini öğrendim. Ki bu gerçekten çok değişik bir bilgi. Çünkü çok şahit olduğum bir şey değil bu. Yani insan kendi mal varlığını oraya sunar mı normalde? Hani artık oraya gelmiş iş. Çünkü öyle bir durumdasınız ki onu ödemezseniz sıkıntı olacak. Son anda bir Eren Derdiyok'un bir ödenmesi gereken ücreti de çıkmış son gün. Hatta son dakika, son saat 30 bin liralar, 40 bin liralar, 50 bin liralarda dolaşan bir aralık olmuş orada. Gerçekten çok fırtınalı bir saat dilimi. Yönetici kulüp borcunu ödesin diye kendi şahsi evini koyuyor yani. Ve bunu yapan da iki yönetici. Sadece bir yönetici de değil. İki yönetici kendi evlerini, ikişer tane evimiz var bu da bizden olsun diye bunu sunabilecek durumdalar. Of, çok ciddi. Yani bu gerçekten çok önemli bir dönemden geçtiğini gösteriyor Galatasaray'ın. Böyle bir dönemde Galatasaray şimdi ne yapacak? Yol haritası şu, ben çok fazla uzatmayayım konuyu. Kısa kısa tekrar bilgilere döneriz. Ahmet'e de hani vakit verme adına. Şunu yapacak yönetim, 20 küsur avukat 30 tane dava açacak. Bu da ilk defa verilecek bir bilgi, onu da aktaralım. 20 küsur avukat 30 küsur dava açıyor. Bu çok önemli çünkü burada Galatasaray yönetimi şunu savunuyor. Usulsüzlük var burada. Biz buna karşıyız, tedbir aldıracağız bu karara diyorlar. Ve örneğin Yusuf Günay Başkan Yardımcısı, ben Yusuf abinin yönetimdeyken yanında da mesai harcadığım için biliyorum ne kadar emek verdiğini. Bu işe artık gönlünü, kellesini, her şeyini koymuş durumda. Yani ciddi anlamda hukuki bir savaş başlayacak ve bu savaşın sonunu merakla bekliyor herkes. Yetişmezse ne olacak 23 Nisan'a? Galatasaray yönetimi seçim kararı almak durumunda. Evet, 23 Nisan'a kadar. Ama bunun tarihiyle ilgili burada ayrım var. Çünkü mali açıdan ibra oldu, idari açıdan olmadı. Burada yönetimin savunucusu şu, savı. Biz istediğimiz tarihte de alabiliriz diyorlar mesela. O da bir tercih. Ama bir kesim de diyor ki hayır, 30 gün içerisinde alınmak zorunda. Burada bir ayrım olacak. O yüzden usulden bozulabilecek durumlar var. Yani şu, bu alınan karar ibrasızlık, usulen yanlıştır diye mahkeme karar verirse tedbire dahi gerek duymadan devam edilecek. Çünkü usulen yanlışlıklar var. O da şu, ses kayıtları çıktı biliyorsun. Evetler fazla. Evet evet. Hepsi tek tek inceleniyor. 30 küsur davadan bahsediyorum. Hepsi ayrı ayrı konular. Hepsi ayrı ayrı sonuçlar doğuracak. Bir dava yağmuru olacak yani. Öyle bir durumdayız. Ve burada bazı iddialara göre yaka kartlarındaki isimlerin kalkan isimle kaldıran isim farklı olduğu savunuluyor. Aa, çok ciddi. Bu da ciddi bir iddia. Bunlar henüz iddia aşamasında. Henüz dava açılmış değil. Biz önden Haber Global farkıyla aktarmaya çalışıyoruz. Bunlar şu anda hazırlanıyor ve birkaç gün içerisinde Galatasaray başlayacak peyderpey. Evren, o basın açıklamasında olduğunda biz kayıtları da inceliyoruz gibi bir şey söylenmişti. Orada üstün körü geçildi. Demek ben detayını söylediğin veriyorum. Yani, tabii. Söylediğin durum. Yani belki. Burada sadece görüntüler değil, sadece ses kayıtları, o mikrofonu yansıyan evetler fazla, şöyledir böyledir, hani o perde arkasındaki ses kayıtları var. Hı-hı. Onlar değil. El kaldıran bazı üyelerin kartlarındaki isimlerle kendi şahıslarının farklı olduğu iddia ediliyor. Şu an iddia bu. Hani açıklandığı zaman göreceğiz şeyleri. O zaman bir operasyon şeyindeler. Zaten adı operasyon bunun artık. Yani bu, çünkü yönetimin düşüncesi şu. Biz bütün her şeyi yaptık. Zor durumda geldik. Devreye girdik. Elimizi taşın altına koyduk. Fakat Ocak'ta Mustafa Cengiz şunu söylemişti. Mayıs'ta gelin seçim yapalım. Odri Meydan buyurun. Mayıs'ta da yapıldı. Yine kazanıldı. Daha sonra yönetimin düşüncesi şu, biz tüzüğü uygulayarak üyeler konusunda tüzüğü uygulayan hamleleri yaptık. Ama karşı karşıya gelindi ve bir rövanş alındı şeklinde düşünce var. Şu anda bazı localar da satıldı bu 75 milyon bulunurken. Şu anda 42 loca kaldı Galatasaray'ın ve yöneticilerin talebi şu, madem ibra etmeyenler Galatasaray'ı bu kadar seviyorlar, o zaman loca alsınlar da hani bu işten kurtulalım. 42 loca kaldı. Buradan da çağrı herkese yapılır. Hani 42 loca. Bu da önemli. Ve şunu aktaralım son. Bitiriyorum lafımı. Yönetim bir toplantı yapıyor. Bu ibrasızlık olduktan sonra. Bazı isimler şunu söylüyor. Diyorlar ki biz madem ibra olmadık artık ceketimizi alıp gidelim mi? Hani gidelim demiyorlar da bu fikri söylüyorlar. Ama bazı yöneticiler de çoğunluk şunu söylüyor. Hayır, biz kalıyoruz. Ve görevimizin başındayız. Bize bir emanet edildi. Bu emanetin savunucusu olacağız ve 75 milyon liralık ödenmesi gereken
acil para var. Biz şimdi çıksak gitsek o zaman ne farkımız kalır? Bütün o iddia ettiğimiz, karşısında olduğumuz düşünceden ne farkımız kalır deyip kalıyorlar ve 75 milyon liralık bir ödeme anında yapılıyor ki başında da söyledim, yöneticilerin kendi şahsi mal varlıklarından, loca satışlarından, kişisel kefaletlerden, bankalardan, oradan buradan 75 milyon lira bulunuyor. Ve bulunmasa sıkıntı, çok büyük sıkıntı. Ve sonuç olarak taraftara da sükunet çağrısı yapıyor Sayın Mustafa Cengiz. Burada da haklı bence. Taraftar sakin olmalı. Büyük bir şey var şu anda, infial var. Ama Galatasaray şampiyonluk yolundayken taraftarın da bu ateşe katılması sıkıntı yaratır. O yüzden sakin kalmakta fayda var. Galatasaray yönetimi hem hukuki açıdan hem de idari açıdan görevinin başında ve bu görevi bırakmaya da hiç niyeti yok gibi duruyor. Yöneticilerin çoğunluğunun yok biz kalalım demesinde büyük ihtimalle artık taraftarın da o kadar çok desteği geldi ki ve hatta yani ibra edilmemeye tepkileri, yönetime destekleri onun da payı vardır herhalde. Kesinlikle. Zaten sosyal medyadaki etkisi, hani şu an ligler arada, bu hafta maç olsa, Malatya maçı bu hafta olsa yani her şey ortada belli olacaktı. Tabii. Şimdi yine bir hafta var ama işte voleybol maçı Evren evet gördüm. Orada oldu ama futbolda tabii daha farklı olur. Tabii daha farklı olur. Ama bu arada voleybolda da Galatasaray çok başarılı bu sezon. Hiçbir şey olmayacak denen şubede final oynadı. Onu da aktarmak lazım. Okan Böke orada çok büyük emek veriyor. Yani tek başına gerçekten voleybol şubesinde büyük emek veriyor. Yani sonuç olarak Galatasaray yönetimi görevinin başında ve tüm kayıtlar inceleniyor. Üyelerin bazılarının tek tek el kaldırmalarına dahi bakılıyor. Ciddi anlamda bir hukuk savaşı başlayacak. 20 küsur avukat 30 küsur davayla bu süreci başlatacak. Bunu da ilk kez kontrada duyurmuş olalım. Çok ciddi bilgiler. Yani sen çok uzun zamandır takip ediyorsun. O Adnan Polat'ın ibra edilmemesinde taraftarın tepkisi de çok farklı görünüyor. Tabii. Yani o dönemki Galatasaray'la şimdiki daha farklı. Şimdi takım başında Fatih Terim var. Takım iyiye gidiyor. Şampiyonluk yarışında her ne kadar geride olsa da mali açıdan zaten ibra edilmiş. Zaten bunu görmemek için hani kör olmak lazım. Kulübün 2 senede geldiği nokta 1,5 senede yani siyahla beyaz kadar farklı. Tamamen buradaki rakamlar da 300 küsür rakam, 300 küsür kişi. Başkan göreve geldiğinde 2500 kişiyle geldi. Giderken 300 küsür ki Ahmet çok güzel söyledi geçen hafta. Aslında 14 kişi o. 27 kişi değil, 13 kişi, 14 kişi matematik olarak. Yani Ankara'daki o grup yarısı gitmese şu anda bunu konuşmayacaktık. Tabii. Yani yer yerinden oynadı. Ankara'dan gelen grup toplu halde geliyor ve son anda onlar gidiyor. Yani çok acayip şeyler olmuş. Ben o gün orada değildim. Program dolayısıyla. Buradaydık. Özel yayın buradaydık. Yani ama gerçekten tarihi bir kongre olmuş. Ne diyorsun Ahmet? Yani evi veriyor Galatasaray'da yönetici. Alın benim evimi ki kulübün borçları ödensin diyor. Yani tabii burada yöneticilik bir taraftar için en büyük hayaldir. Yani şimdi Galatasaray'da yöneticiler de taraftarlıktan gelme insanlar. Geçmişte yani tribünde olan, taraftarlık yapan isimler. Şimdi aynı şekilde Fenerbahçe, Beşiktaş, diğer kulüpler de genelde böyledir. Yani bu fedakarlıkları yapması tabii ki hepsinin çok hoş ama gönül ister ki yani bunlara gerek kalmasın. Yani kulüpler o 75 milyonluk ödemenin planlamasını yapmış olsun. Yani yöneticilerin evleri ipotek edilmek zorunda kalınmasın. Yani ideali bu. Keşke Galatasaray biraz daha iyi yönetilseymiş finansal açıdan. O 75 milyonu daha planlı bir şekilde ödemesini yapabilseymiş. Ama Evren'in söylediği de hakikaten o yöneticilerin bir taraftar gibi gözü kora bir şekilde yani kendi belki emekleri, hayatlarında belki adamın iki tane evi var toplam. Orada ipotek ettirmesi çok büyük bir fedakarlık. Ya bu da çok hoş. Benim burada iki tane aslında dikkatimi çeken şey oldu. Birisi Dursun Özbek. Geçen hafta ben yayında da söylemiştim galiba yanlış hatırlamıyorsam. Dursun Özbek ve eşinin ibra edilmeme yönünde oy kaldırması. Yani bana biraz etik dışı geldi. Geçen hafta da söylemiştim bunu. Ki onun fotoğrafları çıktı sonradan. Hı hı. Yani Dursun Özbek zaten başarısız bir dönem geçirdi. Yani orada ibra edilmemesi muhtemel kişi Dursun Özbek'ti. Yani bana bir başkanın ağırlığına yakıştıramadım ben. Hani geçmişte başkanlık yapmış bir kişinin ağırlığını bilmiyorum. Evren ne der? Ben yakıştıramadım şahsen. Eşi ve kendisinin orada o şekilde oy kullanmasına. İkinci dikkatimi çeken bu hafta sosyal medyaya düşen Adnan Polat ibra edilmezken Mustafa Cengiz'in orada en önde el kaldıranlardan bir tanesi olması. Yani hani aklıma bir atasözünü getirdi. Kılıçla gelen kılıçla gider gibi.
Yani orada Adnan Polat'a maalesef reva görülen olay bugün Mustafa Cengiz'in de başına geliyor. Yok ama şöyle bir şey var Ahmet orada. Araya gireceğim. Son Maliye Genel Kurulu'dan öncekinde Sayın Başkan Mustafa Cengiz kürsüye çıkarak Adnan Polat'ın durumuyla alakalı çok güzel bir konuşma yapmıştı. Hani bu dosya kapanmalı. Artık o dönemi kapatalım, bir barış çağrısı yapmıştı. O dönemin şartları tabii öyleydi. Ama evet. Orada o olayı kapatmaya çalışan da yine Mustafa Cengiz oldu. Ama, önceki Maliye Genel Kurulu. Ama orada fotoğraflardan gördüğüm kadarıyla, görüntülerden. 2011'de o dönem evet. Çok farklıydı. Orada ibra etmeyenlerden biri de Mustafa evet. Cengiz. O görüntü de bence çok tarihi bir görüntü. Orada Mustafa Cengiz'in o görüntüsü. Yani o gün başkalarına yaptıkları, Adnan Polat'a yaptıkları bugün başlarına geldi maalesef. Ya bu da bir kaderin cilvesi diyeyim. Yani üzücü bence Mustafa Cengiz'in başına gelenler. Gerçekten çok üzücü. Ben başarısız bir başkan olduğuna da inanmıyorum. Yani tanıyan herkes de gerçekten iyi bir insan olduğunu da söylüyor. Yani bu şekilde gitmemesi lazım. Yani ben isterim ki yani demokratik bir şekilde seçimle gelen seçimle gitsin. Yani bu tarz darbelere ben geçen hafta darbe kelimesini özellikle kullandım. Ki bu hafta herkes o darbe şeyini kullandı. Bu bir darbedir. Gerçekten hani darbe sadece hani silahlı askerlerin yaptığı şey değildir. Bu bir darbe. Bu demokratik yolla gelen bir başkana yine demokratik bir yolla ama biraz fırsat kollayarak, biraz politik davranarak ya da işte... Tüzükteki maddeleri kullanarak. Tüzükteki maddeleri kullanarak 80 kişi konuşuyor. Efendime söyleyeyim. Gece 11'e kadar, 11'de bizim yayından hemen önce oylama oldu hatırlarsan. Yani biraz taktiksel bir şey gibi olmuş bu. Değil mi? O saate kalması da o kadar taktik uzun, olarak çok az olmuş. Ya tabii, sen tabii muhabir olarak kesinlikle. Çok takip ettin. Genelde kaçta yani, biter? 8-9 gibi. En fazla hadi 9.30-10 olsun. Evet. Yani orada bir de işte telefon açıp bir grubun da son anda gelmesi. Yayında şunu söylemiştik, hatırlıyor musunuz geçen hafta? Başkanın orada bir refleks göstermesi gerekiyordu. Hani orada da belki bir madem bir grup geliyor, bu taraftan da bir grup gelsin. Ama işte Ankara'daki grup ve bazı devre arkadaşları, çünkü Galatasaray yönetiminde de şu anda belki hala uçakları vardı, var. Gitmek zorundalardır i̇şte değil mi? İşimiz var deyip Ankara'daki grup gidince yarısı evet. Tarihi sonuç çıktı. Yani, çok enteresan. Onlar gitmese hiçbir şey olmayacak. Geçen hafta yayından önce yaklaşık 2 saat izledik orada. Aha. Kulüp televizyonundan konuşmaları izledik. Genelde şöyle bir şey oluyordu. O çok enteresandı zaten. Orada izlerken de konuştuk. Yönetim lehine konuşanlar ya biz feragat edelim çok geç oldu falan diye indiler. Lehine olanlar çok fazla inmek istemedi ya da konuşmadan ben feragat edemeyeceğim. Şimdi orada aleyhe oy kullanmak için gelenler zaten sonuna kadar beklerler. Tabii. Anlatabiliyor muyum? Bir amaçla gelmişler. Lehine oy kullanmak isteyenler de ya nasıl olsa bir şey olmaz deyip giderler. Onların bir organizasyonu yok çünkü. Aleyhe kullananların bir organizasyonu var burada. Ya burada tabii ki gene bir bence hukuk dışı bir durum söz konusu değil. Ama etik dışı bir durum söz konusu yani işin açıkçası. Yani ben olan bir tabii ki hukuka uygun olduğunu düşünüyorum. Yani orada çoğunluk retro yönde oy kullanıyor. Kalan üyeler tarafından. Ama bir yandan da 2500 kişinin oyuyla gelen adam 300 kişinin zaten oyuyla. Zaten etik anlamında baktığın zaman yani ben bunun bir darbe olduğunu ilk günde söyledim. Bugün tabii. De söylemeye devam ediyorum. Bu bir darbedir bence. Şunu net anlaşılsın diye Evren sana tekrar soracağım. Sezon bitene kadar... Şimdi normalde 23 Nisan'a kadar seçim kararı alması lazım demiştik ya. Bu sezon aynen. Bitene kadar, lig bitene kadar Mustafa Cengiz yönetiminin görevde kalma ihtimali var mı diyorsun? Şu an var. Şöyle 23 Nisan'a kadar seçim kararı alınacak. O bir kere mecbur. Ama ikiye ayrılıyor burada durum. Şöyle ki bir grup diyor ki tüzükteki maddeye göre 30 gün içerisinde en az, en fazla özür dilerim, bunu hayata geçirmek zorunda. O da 23 Mayıs. Sezon bittikten sonra bütün camianın kanısı da sezon bitsin o zaman yapalım. Yani 4 hafta değil de 5 hafta olsuna geliyor iş. Ancak bir kısım da diyor ki yönetim ne zaman isterse 2020 Mayıs'ta da gidebilir diyen de var. Yani çok ucu açık. Oradaki maddeler, maddedeki boşluklar da çok önemli. İşte hukuk burada devreye girecek. 23 Nisan'a kadar karar alınacak. Ama ondan sonra ne zaman seçim olacağı oradaki maddelerle ilişkili olacak. Yani orası şu anda birkaç gün içerisinde Galatasaray yönetimi zaten o bahsettiğim çalışma çok detaylı bir çalışma. Şu an 7 gün geçti. Yani en fazla bir hafta daha beklemek lazım olayın vücut bulması için. Öyle söyleyeyim. O zaman bir diğer konuya geçeyim. Hem yine Evren'in telefon konuşmaları yaptığı, senin üstüne araştırma yaptığın, konuşmalar yaptığın, benim bugün Başkan Ali Koç'un basın toplantısında yine bu gündeme gelen basın toplantısı değil, sohbet toplantısında bizim spor camiasında gündeme gelen şu
menajerlik konusuna gelelim. Evet, o kritik şu konu. Grafiklere bir bakalım. Bu seneden başlayalım lütfen. Menajerlerin, bu birinci grafikten bahsediyorum. Bu sene, dün Türkiye Futbol Federasyonu açıkladı. Kulüpler menajerlere ne kadar ücret ödediler? İşte o grafikler geldi. Burada sağımda 3 grafik halinde anlatacağız size. Hem yaz hem kış transfer dönemi toplam bir ödemeden bahsediyoruz. Kulüpler bildiriyor bunu Türkiye Futbol Federasyonu'na. Menajerler değil, federasyonun edindiği bir bilgi de değil. Kulüpler biz bu kadar ödedik diyorlar. Demir Grup Sivasspor 75 bin euro. İstikbal Mobilya Kayseri Spor 25 bin euro. Medipol Başakşehir 88 bin 500 euro. Antalya Spor 90 bin euro. Devam edeceğiz. Aytemiz Alanya Spor 67 bin 500 euro. Bursa Spor 1 euro ile 1 lira ile ödemişler. 376 bin 360 bin euro artı 1 milyon 138 bin 36 lira. Küsuratlarının olmasına dikkat çekeceğim. Çünkü yüzdeyle belirlenen işler bu menajerlik konuları. Büyükşehir Belediye Erzurum Spor 70 bin euro. Çaykur Rizespor 659 bin 880 bin euro artı 170 bin dolar artı 601 bin 504 lira. Ve son başlıkta da 3 büyükleri getirdik. Fenerbahçe 2 milyon 596 bin 778 bin 98 sent eurosu senti de var. Galatasaray 10 bin euro, Beşiktaş 375 bin euro. Tüm kulüplerin menajerlere ödediği miktar 4 milyon 434 bin 18 bin euro, 170 bin dolar ve işte lira şeydi, cinsi de var. Yani toplam 5 milyon euroya yakın bir ödemeden bahsediyoruz. Geçen seneyle kıyaslarsak bunu. Geçen senenin tablosuna da bakalım. Bu senenin tablosu 5 milyon euro. Bütün Süper Lig kulüpleri federasyona bildirmişler. Demişler ki biz bu sene toplam 5 milyon euroluk bir harcama yaptık menajerlere. Bu geçen sene Antalya Spor açıklamış. Atiker Konya Spor'un var. Alanya Spor yine ödeyenlerden. Göztepe, Karabük Spor. Onlar da hem euro lira. Medipol Başakşehir, Osmanlı Spor, Akhisar Spor, Trabzonspor'un 1 milyonluk ödemesi var. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın. Burada da en çok Galatasaray'ın görünüyor. Evet. 3,5 milyon euro. Fenerbahçe 1 milyon 442 bin 500 euro ödemiş. Beşiktaş 75 bin euro ödemiş. Geçen sene de 11 milyon eurodan fazla. Yani bu sene yarı yarıyadan da aza düşmüş kulüplerin menajerleri harcadığı para. Ama acaba öyle mi? Ya değil. Öyle olmadığını herkes biliyor. Şimdi burada Fenerbahçe kulübü sanki hani çok menajerlik ücreti ödemiş. Yani menajerler tarafından yönetilen bir kulüpmüş gibi algılanıyor bu listeye baktığın zaman, ama tam tersi yani. Fenerbahçe'de... O zaman onu da açıklayayım. Bunu yine verelim birazdan, ama şu Fenerbahçe'nin de menajerlere ödediği ücret 5. grafiğimizi de ekrana getirirsek getirelim, onu da detaylarını izleyicilerimize aktarayım. Fenerbahçe normalde %7-8 marjında veriyor. Yani oyuncunun ücretinin %7'sini ya da 8'ini menajerlere veriyor. Ali Koç yönetiminin bu sene kendilerinin transferleri, yani Ayev, Benzia, Slimani, Sadık, Serdar, onların olduğu ekibin toplam ödemesi, menajerlik ödemesi bu ücretin %29.7'si. Yani 771 bin euro. Yani... Gerisi geçen senelerdeki kadrolarda kalan oyuncular ya da önceki senelerde yapılması gereken menajerlik ödemeleri olduğunu belirtelim, çünkü o da önemli bir kısım. Yani 1 milyon 800 bin eurosu Aziz Yıldırım döneminden kalma. Evet. 771 bin eurosu bu yıl yapılan toplam 15 transfer Fenerbahçe. 15 transferle ilgili ödenen, menajerlere ödenen ücret. 771 bin euro. Euro, evet. Onun evet. Karşılığı o. Ve menajerlikte şöyle bir tüyo vardır menajerlerin daha fazla kazanması için Evren. Sen Ahmet'i getirdin kontrole, dedin ki 10 liraya bu oyuncuyu getiriyorum. 1 liranı verdim Ahmet ben sana. Ahmet 10 liradan fazla eder. Ahmet 1 milyon, milyon eurodan açar kapıyı. Getirdin, 1 milyon euronu aha aldın. Ben sana bu 1 milyon euroyu kulüp olarak tek seferde ödüyorum. 3 yıllık anlaşma yapıyoruz Ahmet'le. Aha. Sen bir daha 3 yıl boyunca benden para almayacaksın. O yüzden sen de bir sene sonra paran azalıyor. Paraya ihtiyacın oluyor. Diyorsun ki ben buradan Fenerbahçe'den, işte X takımdan, Haber Global'den bir daha para alamayacağım. Ben o yüzden bunu başka kanala götüreyim ki bir daha oradan menajerlik ücreti alayım. Şimdi Fenerbahçe o sisteme döndü. Büyük kulüpler o sisteme dönmeye başlıyorlar. İlk Fenerbahçe'den haberim var benim. Fenerbahçe o sisteme döndü. Şöyle yapıyorlar. 3 yıllık kontrat yaptın ya. Ben sana her yıl onu 3 taksit olarak ödüyorum. Böylelikle sen bir sonraki sene de benden alacağın olduğu için bu oyuncuyu başka bir yere götürmek istemiyorsun. Götüremiyorsun. Aynen öyle. Evet. Şimdi sadece bu
tablo göründüğü gibi bir tablo değil Fenerbahçe adına. O iki tablo kalabilir ilk. Evet, ben bir özel haber vereceğim şimdi. Bir sürprizle karşılaştı Ali Koç, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç dün. Bir kulübe yazı geldi. Van der Wiel'in menajerinden gelen bir yazı. 300 bin euro ödenmesi gerektiğini dün öğrendiler daha. 300 bin euro. Evet, Van der Wiel'e menajerlik ücreti olarak bir borç oldu menajerine. Ve 300 bin euro ödenmesi gerektiğini maalesef dün öğrendi daha. Düşünebiliyor musunuz? Yani Fenerbahçe'de bu hesap kitap işleri o kadar karışık ki. Yani bir yönetici söylemişti galiba ya da Başkan Ali Koç söylemiş olabilir bir sohbette. Yani sorun çok borç olması değil, çok karışık olması. Burhan Karaçam söylemişti hatırladığım kadarıyla. Çok fazla karışık Fenerbahçe'nin borç düzeni. Yani işte bak bu Van der Wiel olayı büyük bir sürpriz oldu. Yani kulüp bak para toplayacak. Şimdi 300 bin euro toplamak için belki binlerce kişi para verecek. Tabii. Yani anlatabiliyor muyum? Bununla hesaplarla ilgili değişiklik de yapmayı planlıyorlar. İşte Ali Koç bunlarla uğraşıyor. Bu durumla uğraşıyor maalesef. Yani peki şu kısım, yani Fenerbahçe'ninki, Fenerbahçe diyor ki bakın biz kuruşu kuruşuna açıklamışız. Bu seneki tabloda, evet. Senin arkandaki tabloda. Kuruşu kuruşuna açıklamışız diyor ama diğer kulüpler niye değil? Bursa Spor'da, yani Rize Spor'da kuruşu kuruşuna. Burada bir etik dışı bir durum söz konusu benim anladığım kadarıyla. Yani ben de mesela sordu bunu kulübe. Yani bence etik... Ya da işte nerelere sorduysa. Hayır, Galatasaray tarafı özellikle geçen sezon 3,5 milyon euro şimdi Fenerbahçe'den de fazla. Tabii yani geçen sene Galatasaray menajerlerle çok fazlasıyla uğraştı. Hı. Yani çok çok büyük bir sıkıntı yumağı halindeydi. Bu sene Galatasaray menajerlerle geçen seneki çalışma ortamından daha farklı şekilde çalıştı. Yani artık menajerlere o kadar büyük paylar verilmiyor. En azından Galatasaray cephesi için söyleyebilirim. Ya 10 bin euro da verilmiyordur şimdi. Bak yani, Jagne alıyor, Mitrov ne alıyor. Efendim, oradaki mesela, 3,5 milyon euro çok fazlaydı geçen tamam, sene. O çok, ya, tamam ona bir şey demiyorum. Şimdi bak sadece devre arasında Galatasaray, Mitrov'lu, Jagne, Lundamal, Marka birini de aldın mı? Bir de şey Emre... Emre Taşdemir. Taşdemir. Evet, hadi ona vermedi diyelim Emre Taşdemir için. Şimdi Jagne'yi 10 milyon euroya aldı. Yıllık 2 milyon euroya oynuyordur. Nereden baksan. Mitrov'lu gene 2,5-3 milyon euro civarı bir para alıyordur. 1 milyon euro desek bile yine olmuyor 10 bin euro. Olmuyor. 10 bin euro yani 4'üne ya da 5'ine toplam 100 bin euro... Yani kulüplerde normalde 7'siyle 10'u arasında, %7 ile %10 arasındadır bu bant. Ki federasyona yollanıyor sözleşmeler ama. Bu federasyonun açıklamaları, yani orada usulsüz bir şey olsa hani şey olarak... Bildirim olmuyor ya bazen Evren. Yani her sene başında şunu görüyoruz. Profesyonel Futbol olarak. Disiplin Kurulu'na 30 tane menajer sevk ediliyor. 30 Süper Lig kulübü sevk ediliyor. 20, i̇şte en son Başakşehir sevk edildi. De Costa transferinden. Orada bildirim yapılmadığı için Başakşehir sevk edildi en son. Sonra hiç geçen şey olmuyor bu arada. Uyarı alıyorlar her sene. Evet, maalesef. Yani böyle bir durum söz konusu. Niye bildirmiyorlar onu da bilmiyorum. Sebebini de anlayamıyorum. Belki bu UEFA kriterlerine uymak için, bilançoda göstermemek için yapmıyorlar. Kafada bildirmiyorlar. Bildirmiyorlar. Yani burada bir şeyler dönüyor. Ben anlamıyorum. Ben kulüplerin biraz daha şeffaf olmasını istiyorum. Yani bir izleyici olarak, bir taraftar olarak, spor sever olarak ama bunu... Göremiyorum. Ya Fenerbahçe tamam doğrusunu yapmış. Zaten Ali Koç'un olduğu yerde ya en ufak bir şey olması düşünülemez bile. Çünkü Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bu konularda ne kadar etik bir insan olduğunu benim burada anlatmama gerek yok. Yani neyse onu yazarlar oraya. En ufak bir orada hani kötü anlamda söylemiyorum. Bir dümen çevirmezler yani. Yani hiçbir şekilde usulsüzlük olmaz Fenerbahçe'de Ali Koç olduğu dönemde. Yani diğer kulüplerde bildirirlerse en azından herkes öğrenmiş olur. Bak Beşiktaş'ta mesela bir sürü dedikodu dönüyor. Yok menajerlere 17 milyon euro falan borç olduğu söyleniyor çok ciddi manada. O konuda Atilla Türker menajerler hakkında evet. Yani son yıllarda yaptığı haberlerle gerçekten takdir hak ediyor. Evet Atilla Türker bu konuda müthiş, hakikaten müthiş yazılar yazdı. Ve çok tehditler aldı bu konuda. Çünkü paranın olduğu yerde mafya da oluyor maalesef. Ve tehdit edilme noktasına geldi maalesef. Ya Türkiye'de bu iş sistem 2-3 kişi üzerinde dönüyor maalesef. İşin düzgün yapanlar da maalesef işin kötüsü onlar da negatif gözüküyor. Onlar hakkında da bir sürü dedikodu çıkıyor. Çünkü işin kötü yapan o kadar çok menajer var ki iyi yapanlar aradan sıyrılamıyor. Onlar da o çarkın içinde eriyip gidiyorlar. Kayboluyorlar belli. Sağ olsun Kenan Başaran da şu an destek verdi mesajda. Demiştik diyor ki
Menajer ödemelerinde şuna dikkat. Bu rakamlar muhtemelen ödemesi yapılan kısımlar diyor. Yani Galatasaray, yani bu sene şimdi mesela Fenerbahçe'nin bu 2 milyon 596 binin içinde şunlar da var. %79.6'sı kadroda olanların menajerlik ücretleri de var. Yani önceki senelerde ödenmeyen paraların da ödendiği kısımlar. Benim bildiğim bunlar büyük. Galatasaray bu sene toplam 10 bin eurosunu ödeyip demiştir ki belki de kardeşim. Hayır. Biz öyle değil Onur. Ben onu, fair play'imiz var. Ben onu gelecek sene ödeyeceğiz. Bir menajerle görüştüm. Bu federasyona bildirilen. Yani kardeşim ben 3 sene sonra da ödeyebilirim. Menajerin ücretini. Geciktirebilirim. Tabii. Federasyona diyorsun ki ben işte atıyorum. Jack ne aldım? Şu kadar da menajerlik ücreti. Ödeyeceğim. Ne zaman ödeyeceğim federasyonu ilgilendirmez ki. Ya da kasadan ne kadar para çıktığını federasyon bilmez. Bu bildirilen. Buradaki Avrupa'da nasıl olduğunu hemen çok kısa bir şekilde anlatayım. Zamanınızı almayayım. Diyelim Jackman'ın menajeri İtalyan atıyorum. Türkiye'den transfer yaptığı zaman Türkiye Futbol Federasyonu'na rejistre olması lazım. Yani kayıt olup burada yaptığı transferi bildirmesi gerekiyor. Burada Türkiye'de böyle bir sistem yok maalesef. Geliyor menajer, parasını alıyor 1 milyon euro ama alıyor gidiyor. Kulüp bildirmezse kimse bunu öğrenemiyor. Ama İngiltere'den diyelim Evren Göz menajer İngiltere'den bir futbolcu transfer yaptı. Orada İngiltere Futbol Federasyonu rejistre olmak zorunda ve orayı bildirmek zorunda. Ben buradan bu kadar para al. Bu bir zorunluluk. Zorunluluk. Türkiye'de de bir zorunluluk haline gelmek güzel. Zorunda. Ama mesela Kenan Başar'ın çok kıymetli bir bilgiyle misal diyor. Beşiktaş'ın borsaya bildirdiği mali tabloda menajer borcu 15 milyon lira görünüyor diyor. Evet. 375 bin euro Beşiktaş'ın ödemesi. Geçen seneki o. Bu seneki mi bu? Ha, pardon evet, bu seneki. O seneki. Geçen seneki. Yani aslında 375 bin. Ama o zaten oraya denk geliyor. Ya bu bildirilen rakam diyorum yanlış işte. Yanlış mı hesaplıyorum ya? Hayır. 375 bin euro. 2 milyon zaten gibi bir para bu. Ha, pardon. 2 evet. Milyon gibi bir para. Yani buradaki mevzu olay bildirilen para olması. Yani orada 15 milyon euro, 15 milyon TL ya da bilançoda varsa demek ki 15 milyon TL son 1-2 yılda ya da 3 yılda ki 3 yıl sürmez menajere borç ödemesi. 3 yılda menajerlere verdiği toplam para Beşiktaş'ın ya da vereceği para. Ama federasyona bildirdiği 75 bin euro artı 375 bin euro 450 bin euro. Bu da ne kadar? 3 milyon TL diyelim. Yani 12 milyon TL'sine Beşiktaş bildirmemiş federasyona son 2 yılda. O 15 milyon 2 yıllık borç olduğunu düşünürsek. Umarız bu konularda da daha yetkili açıklamalar da yapılır önümüzdeki evet. Günlerde. Bugünkü toplantının detaylarını, o projenin detaylarını sizlere aktaracağız ama bu Fenerbahçe'nin transfer gündemiyle ilgili önemli bilgiler elde ettik bugünkü toplantıda. Fenerbahçe'nin scout ekibi bu milli takım arasında 14 gün boyunca Brezilya'da futbolcu arayışındaymış. Oradaki maçları izlemişler. Hem o ekip hem Fenerbahçe teknik ekibi çok sayıda maç izlemiş. Ve Brezilya'daki ekibe Alex, David ve Luciano da orada çok fazla yardımcı olmuş. Şu maçı izleyin, şurada konaklayın gibi oradaki ekibi yönlendirme açısından 14 gün Brezilya'da bir transfer harekatı yapılmış Fenerbahçe'de. Peki kriterler ne? Fenerbahçe nasıl oyuncular arıyor? Ona bakacağız şimdi. Onunla ilgili bir grafiğimiz var. Dördüncü grafik. Fenerbahçe nasıl oyuncular arıyor? Onun cevabını sizlere verelim. 23-26 yaş arası olması Fenerbahçe için önemli. İkiden fazla bölgede oynayabilmesi, en az ikiden iki bölgede oynayabilmesi Fenerbahçe için önemli ki bu konuda Dirar örnek alınıyor Fenerbahçe yönetimi tarafından. İşte Dirar hem orta sahada oynatabiliyorsunuz, merkezde sağ içte oynadı Aykut Hoca döneminde, sağ önde oynadı, sağ bekte oynuyor şimdi. Biraz daha çok yönlü oyunculara bakılıyor ve 2 milyon euro altı ücret verebilecekleri oyunculara hatta mümkünse Frey gibi daha evet. Da uygun alabilir. Tabii kaliteli bir oyuncu olsun tabii. Da daha az Frey ücret verelim diyor. Frey gibi olmasın ama uygun olsun aynen. Gibi bir düşünce var. Bunun yanı sıra sözleşmesi biten oyuncularla ilgili şu anda senin de ekleyeceklerin vardır. Evet yani şu ana kadar Şikirtel, Müşteder, Şener. Hiçbir oyuncuyla görüşme yapılmadığını biliyorum ben. Bu konuda bir bilgim var ve şu an teknik heyetten şu futbolcuyla sözleşmeyi uzatsın diye bir talep gelmemiş Fenerbahçe yönetimine. Yani benim anladığım Fenerbahçe gelecek yıl bir temizlik yapacak kadroda. Yani bu sözleşmesi biten oyuncularda Şener de dahil, Şikörtel de dahil. Yani hepsinin ayrılacağını
şu anda öyle öngörüyorum ben. Yani öyle diyeyim. Hani kesin ayrılacak diyemem tabii. Şener'le ilgili çok fazla Galatasaray. Evet, Şener'in Galatasaray'la anlaştığı söyleniyor. Evet, Şener'e doğru. Ama Evren de doğru diyor. Douglas'ın da Galatasaray'a gideceği söyleniyor mesela. Evet, o da doğru. Yani Şener, Douglas, yani Lines, de Mariano şu an öyle diyelim. Bu tarz transferler 4 tane sağ bekler herhalde oynamaz Galatasaray. Yok, Mariano belki orada bir ayrılık olabilir. Evet. Douglas, Şener artı Lines sol bek de oynayabiliyor. Öyle bir ikili olabilir yani Galatasaray'da. Şener bu. Bilemiyorum. Çünkü Douglas önde de oynayabiliyor yani, aynı zamanda. Yani hücumda da oynayabilen bir oyuncu. Fenerbahçe'de görüntü o ki sözleşmesi biten oyuncularla devam edilmeyecek gibi görünüyor çoğuyla. Belki bir iki tanesiyle. Zaten biliyorsunuz Ersen sakatlık yaşadığı için Başkan Ali Koç açıkladı bir yıl daha uzatacağını. Onun dışında belki bir oyuncu, belki iki oyuncu ile uzatır. Çoğuyla uzatmayacağı belli oldu yani şu an. Şimdi takımın maliyetini de düşürmeyi planlıyorlar gelecek sene için. Zaten o yüzden düşürmek... Şikertel Nöşteder çok kalma ihtimalleri yok görünüyor. Şimdi ben yani Şikertel'in ayrılacak. Geldiği zamanın değil. Hatırladığım kadarıyla 4 milyon euroya yakın bir maaşı var. Tabii. Solda dün de öyle. Hı-hı. Çok yüksek paralara geldi. Örnek vereceğim Ahmet. 70 milyon euro Galatasaray'da Mustafa Cengiz yönetiminden önce verilen ücretlerdi yıllık. 50 milyon euroya düştü. Tabii bu müthiş. 20 milyon euroluk bir tasarruf. Hedefte 42 yanlış bilmiyorsam. Tabii. Yani bu buna benzer bir hamle gerekiyor Fenerbahçe'de. Galatasaray'da 55, Fenerbahçe'de 67'ye düştü. Fenerbahçe'de o seviyelere çekmeye çalışıyor. Tabii. Artık deniz şimdi, bitti canım. Fenerbahçe'de 67 olması ve ligdeki sıralamaya baktığınız 91'ken. Zaman... 91'ken. Ligdeki sıralamaya baktığınız zaman 67 çok yüksek yani. Gerçekten. Yüksek bedelli kadrolardan biri şu anda. İnanılmaz bir şey. Yani çok yüksek paralar verilmiş. Yani mesela Soldado iyi bir futbolcu. Ben Soldado'nun futbolcuna hiçbir şey demiyorum. Ama aldığı ücret ve performans karşılaştırması yapıyorum. Uymuyor yani. Skörtel yine yani o yaştaki bir stopere o kadar para verilmez yani. Bu arada yani Nöşteter'le Başakşehir de ilgilenebilir sezon sonunda. Abdülhamid'in devre arasında beğendiği bir oyuncu. İlgilendi Başakşehir. İstedi Fenerbahçe'den. Sonra Serdar'ı aldılar. Evet, Fenerbahçe sonra vermeyi galiba kabul etti Fenerbahçe ama bu defa da Başakşehir stoper aldığı için istemediler. Sezon sonuna bıraktılar. Geldi. Zaten sezon sonu bedava alabilecekler. O yüzden ya, vazgeçtiler. Hoca çok seviyor ayağı iyi olan. Ayağı iyi olduğu için Nöşteter'i istiyorlar. Nöşteter'in kesiciliğinden ziyade ayağı yani evet, asıl yani ilk yapması gereken şeyden daha iyi yani. Ama şimdi Fenerbahçe gibi bir takımda... Olmadı Fenerbahçe. Yumuşak stoper olmuyor evet. O tarz takımlarda. Aynen öyle. Hani Başakşehir'in oyun sisteminde belki daha uyabilir. Daha iyi olabilir evet. Ayağı iyi bir stoper ama Fenerbahçe'ye uymuyor. Zaten mesela yeni Malatya maçını hatırlarsanız... inanılmaz iki tane hatayla gol yedirdi yani. Çünkü yumuşak rakip stoperler geliyor. İki tane tam kafa orada. Tam mevkisi de yok. Ön libero da oynayabiliyor ya. Hani ne olacağını aslında tam gerçek stoper değil sezememiş. Ön libero da daha başarılı bir oyuncu evet, bu arada. Yani orada alan da ama kontrolü iyi bir şey oyuncu. Yok, etkinliği yok. Yani ne ön libero da faydalanabildi Fenerbahçe ne stoperdi. Evet. Nöşteter'di. Yani Rus milli takımında oynayan oyuncu aslında ama olmayınca olmuyor tabii. Toplantıdaki benim dikkatimi çeken çok önemli bir cümlesi oldu bu arada başkanın. Hı-hı. Dedi ki Ersun Hoca'nın esas katkısını gelecek sezon olacak dedi. Ersun Hoca'nın esas katkısı gelecek sezon olacak. Yani Ersun yani bu ne demek? Gelecek yılda takımda olacağını çok net bir şekilde dedikoduları bitirmiş başkanım koç. Bitirdi. Çünkü bu konuda çok dedikodu oluyor. Ben burada defalarca söyledim. Yani Ersun Yanal'ı ben bu seneyle değerlendiremem. Transfer operasyonu birlikte yapıyorlar işte yani sonuçta. Ben bu seneyle değerlendiremem. Uzun vadeli bir proje kabul ama. Fenerbahçe'nin scout ekibi kurduğunu... çok iyi taramalar yaptığını. Zaten bugün Ali Koç'u anlatmıştır herhalde size. Sen daha az önce bahsettin bir kısmından. Sadece Brezilya'da değil, birçok yerde yapıyorlar bunu. Ve bunu Fenerbahçe aslında önümüzdeki yılların örnek takım profilini oluşturuyor. Orta Avrupa'da var, Polonya'da var mesela. Evet, bu Polonya'da var. Gibi. Polonya'dan da bir oyuncu gelebilir. Orta Avrupa'dan da gelebilir. Fransa 2. liginden bile gelebilir bak, söylüyorum size. Belçika'dan da gelebilir. Yani hiç ismini duymadığımız oyuncular gelebilir. Fenerbahçe bence örnek bir takım profili oluşturacak gibi. Ve Galatasaray ve Beşiktaş'ın da Fenerbahçe'yi takip edeceğini düşünüyorum. Yani hem fiyat politikasıyla hem scouting sistemiyle gerçi Galatasaray'da da var. Mesela Ocak'ta Emre başladı Utku, onu. Tabii. Emre Utkucan ve sen anlatmıştın tabii, burada Galatasaray'ın da başladığını. O tam kontrada bahsettiklerimizin hepsi Ocak'ta oldu. Evet. Galatasaray'da da o konu başladı. Yani Ali Koç'un bu... vizyonuyla yavaş yavaş diğer kulüpleri de arkasından çekeceğini tahmin ediyorum. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından Tolga Yaslan özel röportajını ekranlarınıza getireceğiz. Fenerbahçe'deki gelişmeler devam edecek. Galatasaray'la ilgili Evren Göz'ün anlatacakları var. Beşiktaş'tan detayları da vereceğiz tabii. (Gülüyor)
Son. Haber Global. Haber Global'de buluşalım. Kontra'ya devam ediyoruz. Programın başında anons etmiştik. Yağız Sabuncuoğlu ve Bülent Akdeniz, Samandıra Canbar tesislerinde Fenerbahçe'nin yeni transferi Tolgay Arslan'la röportaj yaptılar. Tolgay, Fenerbahçe'ye geldikten sonra ilk kez konuştu, ilk röportajını verdi. Detaylı bir röportaj. Beşiktaş'tan ayrılırken neler yaşadı? Fenerbahçe'de şu anda gündemini, Ersun Yanal'ı, Şenol Güneş'i nasıl görüyor, nasıl kıyaslıyor? Fenerbahçe'deki hedefleri ne? O ayrılık sürecinde neler yaşandı? Galatasaray maçı için neler söyledi? Hepsini şimdi ekranlarınıza götürüyoruz. Konuğumuz son dönemin flash transferlerinden Tolgay Arslan gelir gelmez de Fenerbahçe'nin orta sahasına direkt olarak geçti diyelim. Hoş geldin Tolgay öncelikle. Merhaba. Zor bir transfer süreci oldu. Daha sonra Fenerbahçe'ye geldin. O süreçten biraz bahseder misin bize? Nasıl geldin? Merhaba ilk önce. Evet, zor bir dönem geçirdim. Zaten her şeyi açıkladım. Son güne kadar bekledim. Son güne kadar dik durdum ve istediğim yere geldim. Ya bunu hayal ediyordum. Ve ya sabırlı kaldım. Ve son günde de bu formaya kavuştum. Biraz böyle başkanlar arasında süreç çözüldü gibi oldu. O dönem hem Fikret Orman hem de Ali Koç'un tavırları nasıldı bu transfere karşı? Açıkçası ben sırf menajerimden konuşuyordum. Ona iletiyordum. O da bana bilgileri veriyordu. Benim amacım tek bir çözüm bulsunlar diyordum. Zaten nerede oynamak istediğimi herkese iletmiştim o dönemde. Ve görüyorsunuz bugün de buradayım. Bir kadro dışı sürecin oldu aslında. Geçmiş dönemlerde önemli işler yapmıştım Beşiktaş'ta. O dönem yönetimle olan bir problemden dolayı mı kadro dışı kalmıştın? Işte oraya girsek neler söylersin? Ya açıkçası ben oraları unuttum. Çok zor bir dönemden geldim. Ve burada işte her saniyesini, her günün tadını çıkarıyorum. Çok güzel bir ortama geldim. Ve geçmişe artık çok konuşmak da istemiyorum. Zaten gerekli açıklamaları yaptım. Ve bu kadar burada o kadar mutluyum ki geçmişi de artık düşünmüyorum. Çok kritik bir dönüş oldu geçmiş dönemde. Yani çok yakın geçmişte diyelim hatta. 3-0'dan 3-3 senin de eski takımına karşıydı. Devre arasında sonrasında neler oldu yani? Rakip gitmek nasıldı uzun süre oynadığın bir camiaya karşı? Ya çok da tarihi bir geri dönüş vardı. Sen de o evet böyle çok kısa bir süreç vardı. Ya orada oynadık. Ya benim açımdan ya çok zor bir maçtı. Çünkü insanlar farklı düşünüyordu. Her şey farklı görüyordu. Farklı iddialar ortadaydı. Yok şu dürüm olayı vardı, yok şu olayı vardı. İlk yarıda çok kötü geçmişti. Ya ikinci yarıda herkes kendine geldi. Zaten hocamız demişti biz ya normalde daha iyi bir takımız. Bunu tek sahada göstermemiz gerekiyor. Ve ikinci yarı ya o geri dönüşten maç sonrası tabii ki üzüldük. Çünkü böyle maça başlasaydık zaten maçı rahat alırdık. Ama 3-3'ten sonra da güzel pozisyonlarımız vardı. Ve maalesef bir puandan tek ayrıldık orada. Altyapını almaya da aldın. Sen de zaten pasaportta yanılmıyorsam o hem Alman hem Türksün. Şunu soracağım. Ülkemizde çok fazla iki ezeli rakip arası transferler olmuyor. Sen de bunlardan birisin. Gelirken bir çekincen oldu mu Fenerbahçe'ye? Nasıl karşılanırım? Buradan sonra oraya gittikten sonra beni taraftar nasıl karşılar? Veya bir önceki veda ettiğin camiadaki taraftarlar sana karşı nasıl olur diye hiç düşündün mü? Ya ben tek açıkçası tek Fenerbahçe'yi düşünmüştüm. Birkaç tane ya teklif vardı ama benim ya kadro dışı kaldığım ilk günden beri kafamda Fenerbahçe vardı. Ve transfer dönemin son günlere kadar ya menajerimden de konuşuyordum.
başka takımlarla gelmişti bana. Ben de ona demiştim ya Fenerbahçe olur ya başka bir şey olmaz. Aynı yoldan devam giderim demiştim. Çünkü benim burada bir sözüm vardı. Onların bana da bir sözü vardı. Ya tabii ki ya Beşiktaş'tan buraya gelmek, kendini kabul etmek ya zor bir şey. Ama ya sağ olsun taraftarımı da çok çok teşekkür ediyorum. Beni çok bir güzel karşıladılar, bir sevgiyle karşıladılar. Yani sırf beni değil, ailemi de, eşimi de, çocuklarımı da. Ve bunu ben de kendim fark ediyorum. Eski takımımda eşim 4 senede 4 maça gelmişti. Burada da her maça gelmek istiyor. Her maça da gelmiş. Ya evde de bir değişiklik oldu. Ha, nasıl bir değişiklik oldu? Ya herkes daha mutlu. Sırf ben değil. Eşim daha mutlu. Herkes ya Fenerbahçe ile ilgili ya kendisini daha samimi hissediyor. Ve ya bizim konuşmamız oğlumla da, oğlum 4 yaşında. Her gün Fenerbahçe'yi konuşuyoruz. Fenerbahçeli yaptın mı onu da? Onu tamamen Fenerbahçe yaptık. Bütün gün evi dolaşıyor, yaşa Fenerbahçe diye bağırıyor. ya çok, ya sırf benim açımdan değil, aile açımdan çok ya güzel bir transfer oldu. Ve dediğim gibi taraftarımıza çok çok teşekkür ederiz. Önemli hocalarla da çalıştın Süper Lig kariyerinde. Şimdi de Ersun Yanal'ın takımının önemli bir parçasısın. Hocanın sizinle iletişimi nasıl? Taktik yapısı sana uygun mu? Ya bana uygun. Ben Almanya'da Hamburg'da oynamıştım. 4,5 sene. 4,5 sene de 13-14 hoca görmüştüm orada. Kolay değildi. Ya Türkiye'de de 2 hoca görmüştüm. Yani birkaç hoca gördüm. Ama ya taktiksel olarak ya Ersun Hoca'yla şimdi çalıştım. Hı hı. Çalışıyorum. Ve ya böyle bir hocayla daha çalışmadım. Keşke daha önce Ersun Hoca'yla çalışsaydım. Tanışıklığın var mıydı peki daha önce gelmeden Ersun Hoca'yla, yoksa ilk kez burada mı tanıştın? Yok, tanıştığım vardı. O, hı hı. Trabzon döneminde beni de istiyordu orada. Hı hı. Ben Ersun Hoca'yla ilgili çok olumlu şeyler duydum. Herkes çok iyi bahsetti. Ya ve dediğim gibi bugüne kadar gördüğüm taktik olarak, ekibi olarak en iyi bir yerdeyim. Ve dediğim gibi inşallah daha güzel yerlere geliriz hep beraber. Ben şu an tadını çıkarıyorum. Futboldan çok şey öğreniyorum şu an. Ve dediğim gibi kolay bir dönemden geçmedim ben. Ama yavaş yavaş da açılıyorum. Ve dediğim gibi inşallah daha iyi olurum. Şunu soracağım. Fenerbahçe bu sezon çok da alışık olmadığı, tarihinde görülmemiş bir sezonu yaşıyor. Bir Fenerbahçe taraftarı olsaydın, şu anda zaten bir de taraftar olmuşsun sözlerine bakılırsa aynı zamanda. Ne hissederdin bu durumda? Ya, tabii ki hiç kimse mutlu değil. Ya ben de kendimi iyi hissetmezdim. Sonuçta taraftarımız her hafta para ödüyorlar, çalışıyorlar sırf maçları izlemek için. Onların da bir beklentisi var. Biz de bunun karşılığını, bu formanın hakkını vermemiz, göstermemiz gerekiyor. Ama öyle bir zor bir dönemden geçiyoruz ki. Özellikle ilk yarıda çok çok az puan almıştık ve ya şimdi öyle bir durumdayız ki herkes maç içerisinde rahat rahat hareket edemiyor çünkü ya çoğu oyuncular böyle bir şey görmedi. Ya o yüzden her adım daha zor geçiyor. İşte daha çok savaşıyoruz ve daha şanssız geçiyoruz. Ya bu normal bir şey. Ben bir sene Hamburg'da bunu yaşamıştım. Ya adamlar belki iki kere geliyor, bir gol atıyor.
Sen 10 kere dönüyorsun, atamıyorsun. Ama eminim ki bu dönemi atlatırsak ve atlatacağız. Seneye bambaşka bir Fenerbahçe göreceğiz. Gol demişken bıraktığın yerden devam edeyim. Önümde de bir istatistik var. 2008-2009 sezonunda Dortmund U19 takımında 26 maçta 30 gol attın. Şu anda da gol atamamakla eleştiriliyorsun. Önemli meziyetlerin var aslında. Tolgay neden gol atamıyor? Sana soralım bunu. Ya benim ilk hedefim gol atmak atmamak değil. Ben takım oyununa katkımı vermek istiyorum. Tabii ki eleştiriler oluyor. Çoğu kişiyi de dinlemiyorum ben. Ama benim için en önemlisi ya takımın kazanması ve belki ya bu Türkiye'de çok bakmıyorlar bunlara. Çoğu golün ilk pasını benden geliyor. Oyunu ben açıyorum. Ya artık da daha geride oynuyorum. Ya dediğim gibi inşallah golü illa bulacağım. Var mı özellikle gol atmak istediğin maç? Veya en yakın hedef olarak koyduğun bir maç var mı? İnşallah Galatasaray maçında olur. Şunu soracağım. Oyun içinde hem 6 hem 8. Dortmund'u da az önce konuştuk. 10 numara da oynadığın dönemler oldu. Kendini en rahat nerede hissediyorsun? Sana sorsalar hangi pozisyon diye. 6-8 olur. Neyi seçersin? 6-8 olur. Geriden oyun kurmayı seviyorum ben. Yani mücadele girmeyi seviyorum. Defans yapmayı seviyorum. 8 numarada oynarsam hücuma daha büyük katkı sağlayabilirim. Benim için asıl da fark etmiyor. İşte hocam nerede uygun görüyorsa, nasıl takıma daha iyi bir katkı sağlayabilirsem, daha iyi performans gösterirsem orada kullanılıyor. Benim için dediğim gibi kalede bile oynasam, takım kazanırsa kalede devam. Yeni geldin ama Fenerbahçe'de bir zirve hedefin var mı? Gelecekte bir hayalin var mı Fenerbahçe'de? Şampiyonluk dışında. Ya benim hayalim şampiyonluk. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak. Çünkü en üst seviye orası. Onu gördüm. Onun tadını çıkardım. Ve dediğim gibi şu anda ben de farkındayım galiba. Burada herkesin, işte çalışanlar olsun, futbolcular olsun, herkes fark ediyor. Bir değişim oldu burada. Ve iyi gideceğimize inanıyoruz. Daha iyi olacağına inanıyoruz. Ve herkes elinden geleni yapıyor. Bir dönem iyice amili takım hedefin alevlenmişti. Daha doğrusu hedef demeyeyim de öyle bir durum vardı. Daha sonra biraz o durumun arkası kesildi. Şu anda son durum nedir? Amili takımda seni görebilecek miyiz? Prosedür ne durumda? Ya inşallah dün avukatımdan konuşmuştum o konuyu. İyi oldu zaman bunu sormamız. Evet. Ya dedi, az kaldı dedi bana. Onlardan bir ya evet ya hayır gelecek. Karar verecek kim peki burada? Karar verecek FIFA. Ama FIFA şu an bekletiyor bizi. Neden peki? Bir bilgin var mı konuda? Onu pek bilmiyorum. Ama en son karar vereceği KAS. En son KAS diyorsun. Şu anda milli takımda eski hocan Şenol Güneş var. Şu an var mı bir problem aranızda? Bir kırgınlığın var mı? Yok, aslında benim Şenol Hoca'nın hiçbir problemim yoktu. Tabii ki ya bazen oynatıyordu, bazen oynatmıyordu. O hoca oyuncuyla bir aramızdaki bir ilişkimizdi. Ama ya onun bana karşı, benim ona karşı hiçbir saygısızlığım yoktu. Ve kadro dışı kaldığım dönemde onun da bir şey yoktu. Ondan gelmediğini biliyordum. Onun istemediğini de biliyordum. O yüzden Şenol Hoca'yla hiçbir sıkıntım yoktu. Milli takım demişken çok fazla gündemi meşgul eden bir durum var. Sen de çift pasaportlusun yanlış hatırlamıyorsam şu anda. Yabancı kural hakkında Almanya'da doğup büyüyüp daha sonra Türkiye'de forma giyen bir oyuncu olarak neler söylemek istersin? Doğru yol sence ne?
Zor bir soru. Ya doğru yol ne? Ya çünkü Bundesliga'yı da biliyorsun. Burayı da biliyorsun. Avrupa biliyorum ama bence Türk futbolu gelişti. Ya genç oyuncularda görüyorum. Herkes daha çok çalışıyor. Eğitmen öncesi olsun, fitness salonda olsun. Ya bu artık normal hale döndü. Burada da aynısını görüyorum. Tabii ki Almanya'da daha önce vardı, 4-5 sene öncesi. Şimdi burada özellikle Ersin Hoca'nın ekibinden normal hale döndü. Ya ben bilmiyorum hangisi daha faydalı olur. Yabancı kuralı gelirse gelmese. Sen de çünkü Türk pasaportlu bir oyuncusun şu anda. Ya ben Türk pasaportluyum, evet. Ya ama ben pek işte dediğim gibi ya bu faydalı olur, bu daha faydalı olur diyemem. Ya herkes daha çok işte çalışsın. Sonuçta bizim ülkede futbol sevenler çok var. Ya onların yüzünü güldürelim. Dediğim gibi insanlar bütün hafta çalışıyor, parasını biriktiriyor, statlara gidiyor. Çoluğu çocukları da götürmeye çalışıyor. Ve iyi bir oyun gösterelim insanlara, saygılı bir oyun. Bizim hedefimiz bu olması gerekiyor. Süper Lig'de aslında röportaj öncesinde de biraz konuşmuştuk. En beğendiğin isim kim? Onu soralım. Yakın olarak takip ettiğin var mı bir oyuncu? Yani hem ligin içindesin, yani hakimsin. Benim en beğendiğim oyuncu daha halen oynuyor. Yaşlanma oynuyor, Emre abiydi. Melez abi. Evet, çok severim onu. Onun oyununu da çok severim. Evet, maçta bazen ya çok sinirleniyor. Ama ya sağ dışı çok müthiş bir adam. Ama ben de aynısını yaşıyorum. Maçta bazen kendini kaybediyorsun. En beğendiğim oyuncu ve bana göre Türkiye'nin ya son senelerde en iyi oyuncu Emre abidir. Kısa soracağım. Kendini en çok beğendiğin 3 özellik, onu sorsam. Zor belki ama. 3. Ya. Bunu bir yere bağlayacağım, o yüzden soruyorum aslında. Yani zorlanmadan söyleyebiliriz. Savaşmayı severim. Özgüvenim çok yüksek. Belli oluyor sahada. Ve topa çok hakimim. Bir geliştirmeyi düşündüğün veya eksik bulduğun yönlerin var mı? Daha önde tabii ki. Ya dediğim gibi maçlarda karşı kaleye çok uzak duruyorum. Çünkü oradan oyunu kuruyorum. Ya daha karşı kaleye... Hücum yönü. Evet, hücum yönü daha karşı kaleye yaklaşmam gerekiyor. Ve onu inşallah şimdi maçlarda 8 maç kaldı. Orada da gösteririm. Dediğim gibi daha hazır hissediyorum kendimi. Ve inşallah bu sezonu da güzel bir şekilde bitireceğiz. Dikkatimi çeken bir şey vardı, onu da soracağım. Beşiktaş'tan ayrıldığın süreçte biraz böyle git gel yaptık gerçi ilk sorularla arasında ama Instagram'dan bir veda mesajı yayınlamıştım. Fakat orada Beşiktaş yönetimi yoktu yanlış hatırlamıyorsam. Bunun nedeni neydi peki? Bir kırgınlık mı var? Ya ben dediğim gibi ben ondan ilgili zaten açıklama yapmıştım. Ve Şenol Hoca'nın benim kadro dışı kalmamda... Yönetim bıraktı yani kadro dışı o dönem. Ya ben ondan ilgili bir şey demek istemiyorum ama ondan ilgili zaten çok açıklama yaptım. Ve %100 buraya odaklandım. %100 kafam burada artık. Orası geçmiş benim için. %100'ümü buraya veriyorum. Çünkü ya ben mutluyum. Her tesise girince ne kadar mutlu olduğumu kendim de farkındayım. Bazen oğlumu getiriyorum buraya. O da heyecanlı oluyor. Ya doğru yerde olduğumu bu ufak ufak şeyler bana gösteriyor. Çok teşekkür ediyoruz. Konuğumuz Fenerbahçe'nin orta sahasının en önemli isimlerinden Tolga Aslan'dı. Güzel bir röportaj gerçekleştirdik. Kendisine teşekkür ediyoruz. Yağız Sabuncuoğlu ve Bülent Akdeniz, ellerinize sağlık. Çok güzel röportaj olmuş. Yani Yağız'ı da Bülent Akdeniz'i tebrik etmek lazım. Herkes merak ediyordu Tolga'yı. İlk Haber Global'e konuşması da bu sezonun zaten iyi başlamıştı.
kanal için. Devamını getiriyor. Finalde güzel olur umarım. Ne diyorsun Ahmet? Tolga'nın kulağını çekmişler Beşiktaş konusunda olumsuz konuşma diye. Belli hiç girmedi oraya. Hiç girmedi. Evet. Hani bunu Beşiktaş... dedi ben Beşiktaş. Evet yani iyi bir kulağa çekilmiş belli ki bu konuda. Ama bu arada Şenol Güneş'le mesela bir problem, hiçbir problemim yok dedi. Ama yönetimle ilgili konuşmadı mesela. Evet yani belli ki Beşiktaş yönetimiyle problem var. Biz onu anladık. Yani Tolga Yarsan ben çok beğendiğim bir oyuncu. Yani Fenerbahçe'nin o Emre Belezoğlu'ndan sonra orta sahada geriden oyun kuran oyuncusu yoktu. O da en iyi Emre diyor zaten. Ya zaten o bölgenin en iyisi Emre Belezoğlu. Onun üstünde zaten yetişmez yani Türk futbolu kolay kolay. Yani, o seviyede bir oyuncu çok zor yetişir. Gelmiş geçmiş en iyilerden biri. Çok zor yetişir yani o seviyede. Bir yandan da çok sempatik buldum ben Tolga'nın konuşmasının tavırlarını. Evet. Ya sempatik ama işte çok yanlış anlaşılabiliyor yani. Türkçesi iyi olmadığı için. Evet, içi dışı da biri yani. Ne düşünüyorsa evet. Hemen söylüyor. Direkt çok... Temiz bir çocuk belli ki yani. Özgüvenim kendini tarif ediyor. Topla ilişki mi ediyor, top kontrolü mü? Olcay'ın iş müthiş sol ayağımla vurdum şut gibi. Yani belli ki temiz yürekli bir çocuk. Yani böyle şey bir çocuk. Saf, iyi niyetli ama çok kolay yanlış anlaşılabilecek bir çocuk. Türkçesi de iyi olmadığı için yani... Biraz anlayışla karşılamak lazım yani. Sonuçta genç adamlar yani. Hani şimdi bakıyorum biz belli yaşa gelmiş insanlarız. Biz bile bir sürü hatalar yapabiliriz yani. Bu çocukları da anlayışla karşılamak lazım. Biz çok fazla büyütüyoruz. Ya 21 yaşında, 22 yaşında gelmiş bir çocuk bazen bir hata yapıyor. Şimdi düşünüyoruz biz 21-22 yaşında ne hatalar yapıyorduk yani. Hani biz onlardan çok fazla şey bekliyoruz. Herkes de o olgunluğa erişemiyor yani. Futbolcular tabii ki çok kulakları çekiliyor, çok konuşuluyor, şey yapılıyor ama herkesten de olgunluğu bekleyemeyiz. Ama ben Tolga'yı şu röportajda gördüğüm kadarıyla çok iyi niyetli, temiz yürekli bir genç bir arkadaşımız yani. Yağız da öyle. Yani, Yağız iyi de bir futbolcu. Yağız da iyi bir muhabir. O da genç, altyapıdan yetişen aynen. Genç bir muhabir. Eskişehir'den çıkıp gelmiş. Eskişehir fanatiği. Haber Global'in Dorukhan'ı. Şehir, Tizspor altyapısı var aslında yazdı. Aynen. Bu arada Dorukhan demişken... İşte oraya pas attım ben. Pas attı, evet. Güzel. Onur uyanmadı, ben uyandım dedim. Dorukhan'ı Hamburg istiyor. Hadi buyurun. Dorukhan son dönemin dikkat çeken oyuncusu. Hamburg'dan resmi bir teklif var yani. Resmi bir teklif var. Ama kabul etmedi. Bundesliga 2'de ama üste çıkmak üzere. Şimdilik anlaşılmış, kabul edilmiş bir durum olmadığını söyleyelim. Ama zannediyorum ki sene sonunda Dorukhan'ı Alman kulüpleri özellikle zorlayacaklar. Burada Beşiktaş yönetiminin tavrı ne olur ki Beşiktaş'ta iyi bir teklif gelmesi halinde şu anda tüm oyuncular satılık. Çünkü ücret ödeme konusunda Beşiktaş lazım, yönetimi evet. Çok zorlanıyor. Özellikle bu sezon gelen oyuncu, şöyle bir şey duydum. Yani o senin ev muhabbetine benzer bir bilgi. Bugün evlerden gittik böyle emlak piyasası gibi. Bu sene Beşiktaş'a yeni transfer olmuş oyunculardan bazılarının ev kirasını geçen sene takımda olan oyunculardan ödeyenler var. Ya büyük ciddi bir sıkıntı olduğunu göstergesi bu. İşte 7-8 aydır para alamayan, hiç para evet. Alamayan birkaç oyuncu var. İşte Galatasaray'da söylediğimiz konunun benzeri Beşiktaş'ta da var. Yani bu ödemeler konusu kulüpler ayağına göre yorganını uzatmak zorunda artık. Yani gelir neyse ona göre harcama yapmak zorunda. Bizde kulüpler çok fazla uçuyor işte. Fenerbahçe'nin durumu da durumu ortada. Ortada yani. Hatta Berk sayısını da verdi. 7 oyuncu. Beşiktaş'ta 8 aydır para alamayan 7 oyuncu var. 7 tane oyuncu yani. Bu çok inanılmaz. Ciddi. Yani gene iyi sahaya çıkıp oynuyorlar yani. Hani karakterli çocuklarmış. Sen bunların parasını versen şimdi belki de takım neredeydi? Belki tabii şampiyonluk canım. Potasındaydı Beşiktaş yani. Aynen. Hala potada da. Ya da parasını verebileceğin başka bir 7 oyuncun olsaydı da acaba yine burada mı olacaktın? Bu sefer kulüp borca girmeyecektin. Daha umutlu olunurdu. Şu anda umut yok. Hani şampiyonluğa dair. Maalesef. Herkes farkında yani pamuk etliğinde olduğunun. Birkaç hafta sonra matematiksel olarak kalmazsa sıkıntı orada başlayabilir i̇şte yani. O Deniz Biti dedi ki Galatasaray evet. 55 milyon euroda oyuncu ücreti bütçesinde ki gelirlerinin %60'ını harcayabiliyor oyuncu ücretine. Tabii. Galatasaray'da, Fenerbahçe'de. Fenerbahçe 67'de şu anda. Onlar da Galatasaray seviyesine 55'i çekiyorlar şu anda. Fenerbahçe'nin de çok yüksek. Gerçekten. Çok yüksek. Ya 50'lere çekmesi öyleydi. Lazım Fenerbahçe'nin. Hatta 40'lara indirmesi gerekiyor. Tüm teknik ekibi de dahil ettiğinde 92'ymiş geçen sene. Bu sene 81'e düşmüş. 92 inanılmaz bir rakam. Yani. 92 milyon eurodan bahsediyoruz. Şaka ya. Kulübün tamamının o kadar geliri yok yani kulübün. Bir de sanki hani geçen sene biz böyle bir mütevazi kadrosu varmış da Fenerbahçe'nin gibi ama yani bir kamuoyu vardı. Yıllık ücretler çok fazla yani. İşte zaten mesele o. Az önce söylediğim Soldado'nun 4 milyon euroya yakın alması, işte Skörtsen'in diğerlerinin hepsi
Yüksek ücretler alıyor yani. Fenerbahçe'de Valbuena 2.8 alıyor. Niye 2.8 alıyor? Şeyde Lyon'da 3 alıyordu mesela. Valbuena. Fenerbahçe 2.8'e geldi ama 3 yıllık sözleşme olduğu için geldi. Yani işte aynı yani şey. Orada bitiyor sözleşmesi. Kimse vermeyecekti o parayı ona. Yani. Burada Avrupa imkanı da var. Hani Katar'a gitse, başka ülkelere gitse, Çin'e falan futboldan kopuyorsunuz. Burada hem Avrupa hem iyi para gelmesini hızlandırdı. Bu arada şu Galatasaray konusunda başlarken söylemiştik Arda'yla terim görüşmesi. Onu bir anlatalım. Fenerbahçe'nin projesini anlatacağız. Arda'yla biliyorsunuz Fatih Terim arasında bir problem vardı. Hani hiç konuşmadıkları. Hatta basına da şöyle yansımıştı. Arda Fatih Terim'in cenazesine bile gitmedi. Fatih Terim'in cenazesine gitmeyenler haberi vardı. O da bir saçma bir haber. Kim ya kimse gitmek zorunda değil ki. Ya cenaze yani, hocam. Cenaze yani isteyen gider, isteyen gitmez yani. Cenazenin hedef gösterisi gibi listesini yapmak da bir garip yani. Evet. Arda Fatih Terim'in babasının vefat haberini aldıktan sonra Fatih Terim'i arıyor ve bir başsağlığı konuşması yapıyorlar. Yani bu bugünün özel haberlerinden biri oldu. Özel haberlerinden biri bugünün. Bu bana çok güzel bir haber olarak da geldi bir yandan. Güzel bir haber. Yani konuşmuyorsunuz, tamam iletişiminiz bitmiş. Hani küslük dersiniz veya daha başka bir şey dersiniz. Ama insanların en azından bu hastalıkta, sağlıkta kısmında birleşiyor olması çok değerli geliyor bana. Cumartesi günü gazeteler toplantı saatlerimizin programına göre ayarlayabilir. Bir sürü manşet veriyoruz. Yani bir sürü bak manşet değişebilir bu akşam yani gazetelerde. Yani güzel bir telefon olmuş. Yani yerinde olmuş çünkü Arda'nın hayatında en azından son döneme kadar, o ilişki kopmadan önceki kısma kadar Fatih Terim'in çok büyük emeği var. Euro 2016 sonrası tabii ki durumlar değişti ama Arda'nın araması gerçekten çok önemli ve takdir edilesi bir durum bence. Yani. Olgun bir davranış. Evet. Bu arada bir duyduğum şey de Arda yani şu anda milli takım kadrosunda yok ama Başakşehir'de biraz daha üstüne koyarsa Şenol Güneş onu Haziran'da yani milli takım alabilir. Yok yasağı yani. O güzel yasağı bir şey. Yok artık. Geçen hafta benim de söylediğim şey buydu. Yani madem Burak almıyor Arda da alınsın eğer iyiyse. Hak ediyorsa. Herhangi bir yasağı yok. Hatta yani çok yüksek ihtimalle Arda böyle devam ederse Haziran'da Arda Turan'da milli takıma dönecek. Hatta bunu da bir bilgi olarak izleyicilerimize aktarmış olalım. Gelelim şu Fenerbahçe'nin kitlesel kaynak oluşturma projesine. Evet. Kulübe destek projesinde neler olacak? Amacıyla başlayalım. 4 Nisan akşamı bugün başkan spor müdürlerini bir araya topladı. Biz de oradaydık, ben de oradaydım. Ve projeyi anlattı neler olacak ama 4 Nisan akşamında kulüp televizyonundan bir lansman programı yapılacak. Ve orada esas detayları açıklayacak başkan. Biz kendi aldığımız bilgiler, bugün toplantıda anlatılanlardan bir bakalım. Bu değil, amacını söylüyorum. 3 numaralı grafik, buna da geleceğiz, onu da anlattı başkan. 3 numaralı grafikte bu projenin amacını açıkladı. Proje Fenerbahçe Org üzerinden yürüyecek. Bir sistem kurulmuş. Sadece oradan bağış olacak bu arada ve 4 Nisan'dan önce de bir şey yok. Ahmet sen de tweet atmışsın. Dolandırıcılara karşı tetikte olalım lütfen. Çünkü telefonla sizi aramayacak kimse. Sizden kimse cash para almayacak, nakit bir para almayacak, elden para almayacak. Mektupla para istemeyecekler. O yüzden kimseye para yollamayın. 4 Nisan'dan önce de bir şey yok. Ki haberi de çıktı. Haberi de çıktı bugün. Bir olay da olmuş Ahmet tweet attıktan sonra değil mi? Olay olmuş. Sarıyer'de yakalanmış. Adamın adı OÇ. Bugün toplantıda Can Gebetaş okudu böyle bir yakalanma var diye. Enteresan da bir durum var orada. Yani yani tam ismi denk gelmiş yani dolandırıcıya. Yani. Onu söyleyecek mi dedim? Söyledi. Söyledi evet. Söyledi. Söyledi. Biz programın biz de konuğuyuz yani. Sonuçta moderatör o. Biz girmek istemedik ama. Amacın geldiği grafik gelsin hemen lütfen onun üstüne devam edelim. Daha iyi olur. Bu kitlesel kaynak oluşturma projesinin amaçlarını şöyle açıklıyor yönetim. Gelecek mi o? Grafik kaybolmuş. Tamam. O zaman oradan devam et. Tamam. O zaman ben okuyayım. Grafik hazır değil. Şöyle ki hedefler şu şöyle açıklandı. UEFA'nın finansal fair play kriterlerine uyma. Tamam. Evet. Şampiyonlar Ligi'nde her 4 yılda en az 2 kez Şampiyonlar Geldi Ligi'nde girelim. Olmak. Önümüzdeki 8 yılda 4 kez Şampiyonlar Ligi'nde olacağız. En az diyor. En az durum var. Çünkü şu kısım evet bu grafik ve altyapı projelerine finansman. Özellikle Şampiyonlar Ligi kısmı çok önemli. Çünkü şöyle bakılıyor artık. Yani gruplara gittiniz.
Çok fazla başarılı olmasanız bile bir 35-40 milyon euro hemen tak cebinizde. Aynen öyle. Zaten hani finansal anlamda kurtuluş Şampiyonlar Ligi. Evet, kesinlikle. Bu projede de 4 Nisan'da başlıyor ya, 31 Mayıs'ta finansal fair play'in dönem sonu. Hı-hı. Fenerbahçe orada 60 milyon euro içeride. O 60 milyon euroyu tutturup ya da en azından cezadan kaçabilecek bir gelir elde ederek o finansal fair play'de ceza almamak, dolayısıyla Şampiyonlar Ligi'nden dışarı kalmamak ve diğer projeleri de sağlamamak. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde dışarıda kaldığınız takdirde diğer projelerde bir tık zorluyor olmaz size. Yani aslında finansal fair play çok hoş bir şey. Ben çok destekliyorum. Ama şöyle bir sıkıntısı da var. Yani bir yandan kulüpler kendini kısıtlamak zorunda kalıyor. Finansal fair play anlaşması olmayan kulüpler, işte Galatasaray 2 sene önce çok fazla transfer yaptı. Hı hı. Bir yanda diğer takımlar önüne geçti. Diğer takımlar kısıtlama vardı çünkü. Şimdi mesela Galatasaray ile o kadro farkını kapatmaya çalışıyor Fenerbahçe ama kapatamıyor. Finansal fair play var. Öyle bir kısır döngü oluyor ki. Yani bir an önce bu anlaşmadan Fenerbahçe'nin kurtulması da gerekiyor bir yandan. Yani bir yandan olumlu kulüp ekonomik anlamda düzelmek zorunda kalıyor. Bir yandan da olumsuz rekabeti olumsuz bir şekilde etkiliyor. Peki Fenerbahçe ceza alacak mı? Alabilir. Yani ama ihtimali var. Şu andaki tabloda yüksek. -95 milyon borcu var Fenerbahçe'nin. Evet, -30 yapması lazım. Zararı var, pardon, çok affedersiniz. Şimdi Avrupa'ya da katılım hakkı olmazsa o zaman, çünkü benim bildiğim kadarıyla UEFA'ya önce hani Avrupa'ya katılım hakkı elde ettiği tabii sezon geçerli. Aynen, cezanı o zaman çekiyorsun. Evet, şu an o... Fenerbahçe diyelim ki ligi 10. bitirdi. Aynen. Ceza aldı Avrupa'dan, ceza çekmiyor. Çekemiyor, gitti. Gelecek sene şampiyon itibari oldu diyelim, Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyecek. Aynen. O yüzden bu sene 5. lig de çok önemli. Tabii ki. Böyle bir sezonu en azından ceza alırsan onu kompanse edebilirsin. Tabii. 5. lig arasında çok az fark var. Fenerbahçe'nin futbolcular bunun bilincinde olmalı. Dirar röportajında öyle diyor hafta içinde. Hedefimiz 5. lig, biz takım içinde, evet, konuştuk diyor. Bu çok önemli bir şey. Ya, o hedefe... Avrupa'ya gidemezse bu 2 sezon demek transferi de etkiler. O yüzden etkiler. De Galatasaray maçı ben Avrupa'da çok önemli Fenerbahçe için. Tabii. Şimdi sen oyuncuya dersen 2 sezon oynayamayacaksın, o zaman kriterin de aşağı iner. Oyuncu kaliten de aşağı iner. Kesinlikle. Onu ikna etmek yani için ekstra ücretler vermen gerekiyor. Galatasaray maçı çok kritik Fenerbahçe için. O maçı mutlaka kazanması lazım. Ankara Gücü maçını kazanması lazım. Yani o 2 maçı kazanırsa bir anda 5. sırada bulabilir kendini Fenerbahçe. Evet. Yani bir yandan da şöyle bir durum var. Bu şeye dönecek olursak, kitlesel kaynak oluşturma projesi. Hı-hı. 1 lira bile verebilecek taraftar. Yani orada işte kriter ne? Nasıl? 1 lira bile. O bir sistem yapılıyor. Onun, hı-hı, detaylarını 4 Nisan'da başkan açıklayacak. Hı-hı. 1 lira bile yatırabiliyorsun. Tabii milyon dolar da yatırabilirsin, hı-hı, oraya. Ama her taraftarın en azından katılım sağlayabileceği bir durum. Ve bunun karşılığında da hiçbir şey yok değil. Onun için de böyle bir sosyal tarafını da düşünmüşler. Mesela şimdi artık formalar eskiden, şimdi hemen bu senenin forması belli olurdu bu aydan. Evet. Artık o çok önceden belli oluyor. Yani gelecek senenin forması belli Fenerbahçe'nin. Sponsor zaten firma yapıyor zaten onları. Evet, genel merkezden. Geçen yıllarda da belli olur. Evet. Yani genelde eskiden bahsediyorum. Ya çok eskiden öyleydi. Çok eskiden. Şimdi bir yıl önceden belli oluyor gelecek senenin. Yani 2019-2020 sezonu forması belli. Ama sonraki sezonun belli değil. Çünkü değil. Fenerbahçe'de Adidas'ın sözleşmesi bir yıl daha uzatıldı. Muhtemelen Nike olabilir. Değişebilir Fenerbahçe'nin forma sponsoru. Tamam, gelecek evet, artık oradan onları çok çıkabiliriz. İki firma arasında bence gidip geliyor yani. İki dünya ünlü marka arasında, evet, değil mi? Evet. Evet. Faturayı, evet, Ahmet Ercanlara yolluyoruz. Ya ona mahsus ben. Yok ama kulübün şeyle ilgili haber. Şu, bağış yaptığınız kulübe, hı-hı, destek verdiniz. 2020-2021 sezonunun forması, Hajduk Split'in forması var ya, bütün taraftarların, hı-hı, ismi. Onun gibi bir proje. Hı-hı. Formada isminiz yazacak. Yani 5000 kişi katıldı, 10000 kişi katıldı. Herkesin küçük 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 isminin yazıldığı bir yani forma olabilir. Şimdi Evren Göz'ün yerinde olsam 1905 lira yatırırım. O formada ismini yazdırırım. Koskoca Evren Göz. Bir destek olur herhalde. Tabii. Ben 1907 lira yatırayım ben de o zaman. Yatır. Bir formada bir isminiz çocuk olsun. Çocuk için de yatırabilirsin mesela. Arenisini de yatırabilirsin. Oğlumun adına yatırırım zaten. Stadın arkasında Fener var ya. Evet. O Fener de çalışacak. Onun orada bir duvar olacak. Duvarın isminde de taraftarların ismi yazacak. Çok stadın güzel içinde öyle bir alan olacak. Oğlumu tarihe geçireyim ben. Tabii. Birkaç öyle durum olacak. Yani evet, bu yurt dışında da işte stadın şeylerine isimleri olan statlar vardı. Onlar gibi Juventus'un yeni çok stadında şık da ona benzer durumlar. Glasgow'da var. Harika. Celtic'de o cennet yolunda var öyle bir şey. Ona benzer bazı taraftarı da ölümsüz hediyeler verecekler bunun karşılığında. Ama yani işte o kriterlerin hepsini
başkan açıklayacak. En azından bir 5 milyon taraftarın katılmasını umuyor Fenerbahçeliler. Hani 25 milyon taraftar tabii ölçülmüş bir şey değil ama yani 1 lira da verse herkes, yani o 25 milyon taraftar diye baktığımızda çok fazla bir şey oluyor zaten. 2 sene en azından. Yani bu bir aylık, 2 aylık bir proje değil. Mayıs'a kadar devam etmeyecek. Tabii, gelecek sene de devam edeceğini söyleyelim. Proje. Böyle bir durum var. Bu arada yani yönetim de diyor ki, Ali Koç özellikle, biz elimizden geleni yaptık. Biz kendimiz de buraya bir şey koyduk. Şimdi sıra taraftarda diyor. Ali Koç ne para koymuş ona bakalım. Ona bakalım. O biraz önce gelen grafik, evet, 6 grafik. Numaralı. Ali Koç ne para koymuş? Onun da detayı. Ali Koç dedi ki 140 milyon euro biz Ali Koç yönetimi olarak, dolar pardon, 140 milyon dolar içeri para koyduk. Yani 781 milyon liraya denk geliyor bu. Bunun içindekileri şöyle söylüyorlar. Futbol AŞ'deki sermaye artışından 50 milyon dolar, borç yapılandırılmasından 50 milyon dolar, reklam sponsorluktan 25 milyon dolar var ve diğer harcamalardan da bir 15 milyon dolarlık bir kaynak yaratımı, 140 milyon dolarlık bir kulübe giriş, para girişi sağlamış Ali Koç. Firmalarıyla, sponsorlarıyla, bankasıyla 140 milyon dolar para sağlamış. Ya bu da inanılmaz bir fedakarlık. 800 milyon gibi bir para. Tabii, müthiş bir para yani. Müthiş gerçekten. Son artık dakikalara giriyoruz. Evren, bu yeni bir Galatasaray'da Beknaz olayı var. Beknaz olayından sonra şimdi bir de Emirhan, aynı takım arkadaşı Beknaz'ın. Yine Florya'dan, Florya'nın gençleri fair play örneklerine devam ediyor. Başakşehir maçında kaleciye geçip boş kaleye vuracakken vurmamayı tercih ediyor. Taca atıyor topu. Çünkü Başakşehir'le oyuncu orta sahada sakatlık geçiriyor. Ve Emirhan örnek bir davranış sergileyerek topu taca bırakıyor. İlk kutlayan da Beknaz oluyor. Gerçekten bu kısa sürede iki örneğin olması, hem Beknaz'ı daha önceki penaltıyı bilerek dışarı atmasından dolayı, hem de Emirhan'ı bugün görüntüleri düştü her yere. Biz YouTube'la ilgili bir sıkıntı olduğu için paylaşamıyoruz. Onu da aktaralım izleyenlerimize ama olsun. İzleyen herkes görmüştür. İzlemeyenler lütfen izlesin. Emirhan Kayar'dı soyadı sanırım kardeşimizin. Örnek bir davranış sergiliyor. Kaleciyi geçiyor. Boş kaleye vurmak yerine taca atıyor. Buradan kutlayalım hem hocalarını hem Florida'daki eğitmenleri, ailesini ve umarım geleceği de parlak olur. Tabii. Hem Emirhan'ın hem tüm centilmence bakan gençlerin. Beknaz'ın da, diğerlerinin de. Yani tabii. O eğitimi sağlayan, onlara verenlerin de, ailelerinin, antrenörlerinin. Artması lazım bunların. Ne dersin? Kesinlikle öyle. Geçen sene de Fenerbahçe'de de örneklerini görmüştük. Bir rakip 10 kişi kaldığı zaman bir oyuncuyu çıkartmışlardı. Aynen. Altyapıdaki bakış açısı çok farklı. Orada oyunculara bu tarz eğitimler veriliyor. Bu açıdan da hani mutlu oluyorum. Ama büyüdükleri zaman da bu devam etmeli. Yani hani A takıma çıkınca o vahşi düzene kapılmamalılar. Bu şekilde devam etmelerini umuyorum. Ahmet Ercanlar, Evren Göz, çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Bol özel haberli röportajlı bir kontrayı geride bıraktık. Haftaya cumartesi görüşmek üzere. Hoşçakalın.